Merhaba arkadaşlar. Dolar indekste özellikle bu hafta dikkat edilmesi gereken kilit nokta haftalıkta oluşturduğu bu bölge olacak. Bu bölgeye çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir bobin ve bobinden aşağı bir salınım vardı ve o bölge ikinci defa ziyaret edildi. Daha derini ziyaret edilmesine, test edilmesine rağmen o bölgeden satıcı buldu. Ve geçen hafta şu siyah bar yeniden o bölgeden satıcı bulup fiyatı aşağı doğru gönderdi. Bu oluşumla birlikte dolar indeksin, doların değer kaybedeceğini düşünüyorum. Bu bölgenin üzerinde kapanmadığı müddetçe o seviye 98 civarı. İşte bununla birlikte bu hafta ve önümüzdeki haftalarda dolar karşıtı bütün paritelerin yukarı hareketleneceğini söyleyebiliriz ki bunu geçen haftadan itibaren Euro dolar, sterlin dolar, Yeni Zelanda dolar, Avustralya dolar hepsi yukarı doğru. İşte dolar yen pariteleri de aşağı doğru ki bunlarla birlikte dolar tl de aslında yükseliş beklememize rağmen yükselişle alakalı formasyon oluşmasına rağmen hepsi aşağı döndü. Dolar indekste oluşan bu hareket daha önce euro dolarda oluşmuştu. Onu da haftalıkta çizmiştik daha uzun vadede. Gördüğünüz gibi burada yine bir bobin ve satıcıların aşağı doğru salınımın olduğu bir bölge vardı. Aynı şekilde orada bir bobin yapıp uzun müddet bir karar aşamasına girip fiyatı aşağı göndermişti ve o göndermeden sonra fiyat tekrar yükselip o bölgeye çıkmadı bile. Hala düşüş seviyesinde ve şu anki bulunduğu seviyeye kadar. O yüzden dolar indeksteki bu hareketin 98 üzerinde kapanış olmadığı müddetçe bir müddet daha belki çok uzun bir müddet daha aşağı devam edebileceği görüşündeyim. Şurada aynı yine bir bobin hareketi, hacimli yükselişin olduğu seviye var ki o seviye 90 90 civarı, 90.30 civarı. Bu bölgeye kadar çok uzun vadede düşüş olabilir görüşündeyim. BIST 30 burada bir bobin yaptı ki çok güzel bir bobin yaptı. Burada hem engulf simetrinin olduğu hem normal hacimli barların engulflarının olduğu güzel bir bobin meydana geldi. Bu bobinle birlikte bu bobinden test edip yukarı gitme olasılığı şu an yükseldi. Ki daha önce aşağıda bir bölgemiz vardı. Bu bölgeye kadar sarkmasını bekliyorduk. Fakat bobin daha önce oluşturduğu aşağı doğru beklediğimiz bobin o bölgeden daha aşağıda bir kapanış yapamadı. O yüzden yukarı doğru hareketler bu bölgeden alacağı tepkiye göre hızlanabilir. Bu da dolar tl'yi de aşağı doğru sürüklemesine bir müddet sebep olabilir. Dolar tl geçen hafta bir e, analiz yapmıştık. O analizde yükseliş beklediğimizi söylemiştik. Daha önceki haftalarda bir grafiğimiz vardı. Bu grafikte hedef olarak 4.75'leri söylemiştik. Fakat bir yükseliş sinyali gelmişti geçen hafta. Şu anki uzun vadede hedefimiz 4.75 olsa da günlükteki hedefimiz normal şartlar altında böyle bir oluşum olduğu zaman şu bölgenin alacağı tepkiyle 5.65'leri çok rahat kırması lazım. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi satıcılar tamamen her kademede boşaltılmış görünüyor. Yani şu barların olduğu bölgede bu bölgelerde ve şu an bile şu bölgelerde satıcılar boşaltılmış görünüyor. Bu bölgeden aldığı hacimli bir tepkiyle çok hızlı bir şekilde 5.65'lerin üzerine çıkma ihtimali var. Fakat az önce gösterdiğim haftalık grafikte hala bir cesaret verici hareket yok. Yani şu spike'tan sonra bu bir fake setup'tı hatırlarsanız. Bu fake setup'tan sonra bir engulf oluştu tekrar. Yani yine bir iğne gibi düşün. 2 haftada oluşan bir iğne gibi düşün. Yukarı ve aşağı ve tekrar aşağı hareket söz konusu. Fakat günlükteki hareket tamamen yukarı hareketin devam edeceği ile alakalı. O yüzden çok dolar TL'ye bulaşmamak gerekiyor. Yani zaten Forex'te de dolar TL ile yatırım yapmak riskli. Çünkü düştüğü zaman hem kendi paranız değer kaybetmiş olacak, hem yaptığınız işlem eksiye gitmiş olacak. O anlamda önümüzdeki hafta bence uzak durulması gereken bir parite. Sadece bu bölgeden 5-20 seviyelerinden hacimli bir tepki alırsa gram altında olduğu gibi. Çünkü gram altınla birlikte aynı oluşum olmasına rağmen gram altın tepki aldı. Dolar TL o tepkiyi göstermedi. Şu an dediğim gibi önümüzdeki hafta e, pazartesi salı öncelikle bu gece açılışını görmek lazım. Pazartesi salı takip etmek gerekiyor. Hacimli bir mum çubuk beklemek şu aşamada en faydalı olacaktır. 5.15, 5.14 altında kapanışlar zaten bizi 4.75, 4.80'e kadar büyük ihtimal götürecektir. Gram altın geçen hafta bunu paylaşmıştık. Şu siyah bar geldiği zaman da, mavi bar geldiği zaman da ikisinde de bir paylaşım yapmıştık ki şu bölge zaten uzun zamandır beklediğimiz bölgeydi. Çok güzel alıcıyı buldu. Bu alıcılarla birlikte çok hızlı bir yükseliş şu aşamada ben bekliyorum. Çünkü Dolar TL'deki gibi bu bölge boşaltılmış bir bölge. Yukarı çıkma ihtimali şu an kuvvetlendi. Sadece şu engulf tekrar test edilip buradan alıcı bulabilir. 214.30 seviyeler daha önce çizdiğimiz bölge altında bir kapanış olursa bu bölgenin altında bir kapanış olursa artık yükselişler riske girecektir. Fakat dediğimiz gibi daha önce satıcıların boşaltılıp alıcıya döndüğü seviyeden çok güzel alıcı buldu. Şu hacimsiz barlarla birlikte hacimli yükselen bir mum çubuğumuz oluştu. Daha hacimli barlar geldiği zaman yükselişi yukarı doğru tetikleyecektir. Euro dolar şu an artık dolar indeks aşağı döndüğü için uzun vadede haftalıktaki şu talep bölgemizi takip etmemiz gerekiyor. Buradan daha önce kuvvetli bir alıcı bulmuştu. Yeniden alıcı buldu. Ve günlükteki oluşum artık bizim şu an takip etmemiz gereken bölge oldu. Burası geniş bir bölge. 1.1380 ile 1.1380 civarı yaklaşık geniş bir bölge oluşturdu. Burada bobinli bir bölge. Bu bölgeden yeniden alıcı bulup yukarı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer bu bölgenin altında kapanış yaparsa yükselişler bir müddet daha askıya alınabilir. Fakat dediğim gibi şu aşamada takip edeceğimiz bölge 1.13.80 ve 1.13 arasındaki geniş bölge. Bu bölgeden şu an alıcı bulması beklenir. Sterling dolar daha önce yine çizdiğimiz bir bölge ve o bölgede oluşan fake setup'tan bahsetmiştik. Güzel bir fake pin bar setup oluşmuştu. İlk tepkisini şuradaki iğnelerden alabileceğini söylemiştik. Şu an o seviyeye geldi. Fakat mum çok hacimli. Düşse bile şuradaki iğnenin bulunduğu bölgeye gelip şu iğnenin bulunduğu bölgeye gelip bu bölgelerden yeniden alıcı bulma ihtimali var. İlk tepedeki karar bölgesi haftalıkta 138 1.38'de 1.43 bandı görünüyor şu aşamada. Avusturya Doları Dolar Partisi aynı şekilde Sterlin Dolar gibi aşağıda bir bölge o bölgeden bir alıcı bulmuştu şu hacimsiz düşüşle beraber yeni bir alıcı grubunu buldu. Ki şuradaki siyah barın üzerindeki o bar 0.75 seviyesi. Onun üzerinde bir kapanış gelirse önümüzdeki hafta şu hacimsiz bölgeyi hızlı geçme ihtimali var. İlk takip edilecek bölge 0.90 seviyeler olacaktır. Şuradaki bölge ve şuradaki hacimli barın bulunduğu bölge olacaktır. Yeni Zelanda doları dolar paritesi o da buradaki normalde günlükte takip ediyorduk fakat dolar indeksin aşağı dönmesiyle birlikte haftalıkta şu an takip etmek daha mantıklı olacak. Şu pin barla birlikte yeni bir engulf oluştu ki bu bölge çok güzel bir bölge. Bu bölgenin iç kısmına kadar gelse bile buradan alıcı bulunması beklenir şu an. Ve ilk tepki alacağı bölgede uzun vadede 0.72 18 seviyeleri olacaktır görüşündeyim. Altın ons bobin 3 haftadır bu bobinden satıcı buluyordu. Güzel de satıcı buluyordu. Geçen hafta daralan üçgen kırılmıştı. Fakat geçen hafta oluşan bu bar bölgenin içerisine yerleşti. Bu bölgeden aşağı inse bile bir miktar şu iğnelerin olduğunu bölgeye geldiği zaman buradan alıcı bulma ihtimali var. Yani bölgeyi yukarı kırabilir. Artık burada satıcı beklemek şu aşamada mantıklı değil. Çünkü daha önce satıcı bulduğu bölgeyi tamamen yukarı kırdı ve fiyat yeniden aşağı dönemedi. Yani Şunlar satıcıyı bitirmiş görünüyor. O yüzden bu bölgeyi kırmasını beklemek, kırdıktan sonra test etmesini beklemek şu an en mantıklı hareket olacaktır. Dolar yen paritesi burada bir fake setup söz konusu. 2 defa günlükte fake setup bıraktı. Burası daha önce geçilememiş ve hacimle geçilmiş bir bölge. Yani alıcıdan satıcıya dönmüş bir bölge. Ve bu bölgede dikkat ederseniz bir fake setup söz konusu. Yani şu mavi bar içerisinde oluşan iki siyah bardan sonra yukarı bir fake atıp aşağı indi. Yeniden şu siyah bar fake atıp aşağı indi. O yüzden doların düşüşüyle birlikte bu da düşüşe bir miktar devam edebilir. Dolar Kanada doları bu grafiğimiz güncelliğini koruyor. Bir miktar yükseliş için şu bölgede bir seviye çizmiştik. Günlükte o bölgeden güzel alış oldu ve tekrar aşağı doğru yönünü çevirdi ki çok hacimli olduğunu söylemiştik bu düşüşün ve şuradaki hacimsiz bölgeyi hızlı doldurabileceğini de söylemiştik. Dediğimiz gibi çok hızlı bir zamanda bu bölgeye kadar inebilir. Yani 1.29 25 seviyelerine kadar hızlı bir vakitte bu bölgeye inebilir. Ee, yine haftalıkta dolar Kanada dolarının takip edilmesi gerekiyor. Onunla ters hareket eden ham petrol bu bölgeyi takip etmemiz gerekiyor ki bu bölge bir bobin alıcı bulduğu bir bobin yani onaylanmış bölge çok dipten de olsa yeniden alıcı buldu. Neredeyse bir doji. Şu şekilde hacimli bir barın geri çevrilmesi burada çok fazla alıcı olduğunu gösteriyor. Çünkü bunun açılış yaptığı bölgenin de üstüne kapandı ve istekli bir bar. Bu bölgeden alacağı tepkiyle beraber daha önce hacimli geçtiği şuradaki engulfların bulunduğu bölge yani 65 seviyesine kadar çıkma ihtimali var. Onunla beraber hareket eden Kanada doları yem paritesi ilk takip etmemiz gereken bölge şu aşamada 83 90 seviyeleri, 84 seviyeleri olacak. Aşağıdaki alış kuvvetli görünüyor. Eğer bu bölgeyi kırarsa bölge tekrar test edilip daha yukarıda bir bölge çizmiştik. 88 55 seviyeleri bu bölgeye kadar çıkma ihtimali var görünüyor. Son olarak Bitcoin çok kararsız bir aşamada Bitcoin daha önce bir bobin yapmıştı aşağı doğru ve onu hacimli bir şekilde testereyle kesmişti. Yani bu bölge kesildiği için testere ediyoruz ve o bölge çizilmeli. Bu bölgeden güzel bir alıcı buldu, alıcıyı fake setupla buldu, fake pin bar setup ne yani aşağı doğru gider gibi yapıp bölge içerisinde toparlandı. Fakat ondan hemen sonra 3 bar doldu, günlükte yukarı doğru tekrar bir fake atıp bölge içerisinde kapandı. Ve daha önce alıcı buldu, bölgeden yeniden alıcı buldu. Strateji burada şu olmalı. Şu bölge şu an güçlü görünüyor. Şu iğne oradan satıcı buldu. O iğnenin üzerinde bir kapanış gelirse ki özellikle özellikle 3775-3780'ler üzerinde bir kapanış olursa daha da yukarıya gitme ihtimali şu aşamada var görünüyor. Daha çok önemli paritelerin analizini yaptığım bu video umarım faydalı olur arkadaşlar. Özel olarak analizini yapmamı istediğiniz pariteler ya da emtialar ya da hisse ile alakalı isteğiniz varsa hemen videonun altına yorum olarak bırakırsanız onu da yarın pazarsı günü Twitter'dan özel olarak grafik içerisine yazdığım yorumlarla paylaşmaya çalışacağım. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle görüşmek üzere.